Efendim, insan olmanın tanımını bir kez daha hatırlattılar. İyilik ödüllerini aldılar. Bu yıl İnsanlık Dergisi'nin üçüncü kez gerçekleştirdiği İnsanlık Ödülleri Gecesi'nde heyecan doruktaydı. Davet ediyorum, buyursunlar. İnsanlık Ödülleri Gecesi'nde ödüller sahiplerini buldu. İyi ki iyilik var mottosuyla yola çıkan İnsanlık Dergisi'nin ödül töreni bu yıl üçüncü kez gerçekleşti. Üçüncü kez sizlerle birlikteyiz. Anlamlı organizasyonda tanınmış yüzler de vardı. İnsan olmanın tanımını iyiliklerle hatırlatanlarsa ödüllerine kavuştu. Ölümsüzleştirmek. Birbirinden güzel insanların kalbinde bir yer edinebilmek önemli bizim için. Biz de ufak da olsa bir yer edinebildiğimizi düşünüyoruz. Bu yolda devam ediyoruz, bir şey yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu hediyeler motive olarak bizleri çok mutlu ediyor ama gerçekten o güzel kalpler değer edinmek bizim için en büyük ödül zaten. Gecede iyilik ödülünü alanlardan biri de Profesör Doktor Özgür Yiğit oldu. Bini aşkın çocuğun duyma ve konuşma yetilerini geri kazandırmıştı. Kulaklarında problem olan çocukların daha sonra yaptığımız işlemlerle, onlara erken tanılarıyla ve erken tedavileriyle onların işitir hale gelmiş olması, topluma karışmış olmaları, kendi yaşıtlarıyla okula başlamaları ve meslek edinmeleri bizler için çok sevindirici ve onur verici bir şey. Türkiye'de başka kulak boğazcılar da var, başka hocalar da var. Tüm onlar adına bu ödülü almış oluyorum. Bu çocukların yaşamlarına kattığımız bu faydadan dolayı. Nitelikli, özgün, sağlam bir...